Diyelim ki elimizde şöyle bir diferansiyel denklem olsun. dy bölü dx eşittir, eksi x bölü y olsun. Evet. Ve diyelim ki bu denklemi nasıl çözebileceğimiz hakkında da bir fikrimiz olmasın ama en azından çözümleri hakkında bir fikir sahibi olmak istiyor olalım. Bunu yapmak için önce koordinat düzlemi çizmemiz gerekiyor şuraya. Önce şöyle bir eksenlerimizi çizeyim. Evet. Aşağı yukarı düz bir çizgi halinde olsun. Şimdi bu benim Y eksenim, bu da X eksenim. Evet, eksenleri de önce bir ölçekleyeyim. Burası 1, burası 2, burası eksi 1, eksi 2, 1, 2, eksi 1 ve eksi 2. Pek de ölçülü olmadı ama idare edin olur mu? Diferansiyel denklemimiz X, Y ve Y'nin X'e göre birinci türevi türünden olduğu için bu noktada yapabileceğimiz şey koordinat düzleminden noktalar seçip bu noktaların X ve Y koordinatlarını denklemde yerine yazdıktan sonra o noktadaki eğimi bulmak olur ve bu sayede o noktadaki eğimi görselleştirebiliriz. Bu görselleştirmeyi de sorudaki eğimle aynı eğime sahip olan küçük bir doğru parçası yardımıyla yapabiliriz. O zaman bu yöntemi uygulamaya başlayalım. Hadi önce şuraya bir tablo çizeyim. Tabloda farklı x ve y değerlerini gösterelim. Tek yaptığımız şey koordinat düzleminden farklı noktalar seçerek bunları görselleştirmek olacak. Burası x, burası y ve burası da dy bölü dx olsun. Şimdi mesela x 0, y de 1 olsun diyelim. Bu noktada y'nin x'e göre türevi nedir? Eksi 0 bölü 1'den 0 olur öyle değil mi? Yani eğer denklemin bir çözümü bu noktadan 0, 1 noktasından geçiyorsa denklemin bu noktadaki eğimini 0 olarak bulacağız demektir. Bu eğimi de buraya şöyle yatay bir doğru parçası çizerek hemen görselleştirebiliriz. Devam edelim. X'in 1 ve Y'nin de 1 olduğu duruma bakalım şimdi. Evet ikisi de 1. dy bölü dx yani Y'nin X'e göre türevi eksi 1 bölü 1'den eksi 1 olur öyle değil mi? Eğer çözümlerden biri 1,1 noktasından geçiyorsa eğimini eksi 1 olarak bulacağız demektir. O zaman buraya da eğimi eksi 1 olan küçücük bir doğru parçası çizelim. Bunu, bunu farklı bir renkle yapalım evet x'in bir y'nin 0 olduğu duruma da bakalım. Eksi 1 bölü 0 olduğu için bu tanımsız olacaktır öyle değil mi? Ama aslında bu bize bir ipucu veriyor. Bu noktada sanki bir teğet doğrusu varmış gibi. Ve buradaki doğrunun düşey eksene paralel olabileceğini söylüyor olabilir. O zaman yanına düşey soru işareti diyeyim evet böyle bir not iliştireyim. Belki de böyledir eğer gerçekten de böyle olsaydı fonksiyon olmazdı. Onun yerine burada bir bağıntı olabilir derdik ama yine de bunu şimdi çizmeyeceğim. Başka noktaları denemeye devam edelim. Eksi 1'e evet eksi 1'e eksi 1 noktasına bakalım. Şimdi burası eksi eksi 1 yani 1 bölü eksi 1 yani buradaki eğim eksi 1 olur. Eksi 1'e eksi 1'deki eğimi eksi eksi 1 olarak bulduk. Bu da şöyle bir doğru parçası demektir değil mi? 1'e Eksi 1 noktasını da inceleyelim. Eksi 1 bölü eksi 1'den eğimimiz 1 oldu. O zaman 1'e eksi 1 noktasındaki eğim, eğer bir çözüm bu noktadan geçiyorsa, şöyle gözükecektir. Evet, böyle böyle devam edebiliriz. Hatta gelin son olarak 2'ye eksi 2 noktasına da bakalım. Bu noktadaki eğimi de 1 olarak buluruz, öyle değil mi? Eğer artı 2'ye artı 2 noktasına bakarsak, eksi 2 iki bölü 2'den bu noktadaki eğim, eksi 1 olur. Böyle böyle bir sürü noktaya bakabiliriz. Dikkat ettiyseniz artık tabloya yazmıyorum. Kafadan hesaplıyorum. Burada ne yaptığımıza dair bir fikriniz oluşmuştur diye düşünüyorum. O zaman eksi 1'e 1 bir noktasındaki eğime baktığımızda eğimi 1 buluruz. Yani eksi eksi 1, 1 bir bölü 1'den bu noktadaki eğim böyle bir şey olacak. Eksi 2'ye 2 iki noktası için de aynı mantığı kullanarak eğimi böyle çizebiliriz. Evet, böylece bu kartezyen düzleminden noktaları seçip eğimlerini küçük doğru parçalarıyla gösterince çözümlerin nasıl davrandığına dair genel bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Belki de bir çözüm böyle davranmıştır diyebiliyorsunuz. Belki bu bir çözümdür ve belki de böyle davranmıştır. Ama ilişkilerle değil de sadece fonksiyonlarla ilgileniyorsak gayet açık olsun diye göstereyim bu şekilde davranmış olması gerekirdi veya veya fonksiyon bu noktadan başlamışsa bu noktaya kadar gördüklerimize dayanarak belki de bu şekilde davranmış olması gerekirdi diyebiliriz veya bu nokta fonksiyon üzerindeki bir nokta olsaydı bu şekilde davranmış olması gerekir. De. Bunları çizerken eğim alanının beni yönlendirdiği şekilde çiziyorum. Farkındasınız değil mi? Son olarak eğim alanını tekrar tanımlarsak, eğim alanı neydi? Düzlemdeki farklı noktalara bakıp o noktalardaki eğimleri küçük doğru parçalarıyla görselleştirince ortaya çıkan alana eğim alanı diyorduk. Umarım bunlar size eğim alanı hakkında genel bir fikir sağlamıştır. Sonraki iki videoda bu düşünceyi daha da derinlemesine inceleyeceğiz.